olayları burada oluyor. Bakın. Yığıyorlar. Kokuyorlar. Oydukları yerde karşı tarafta. Bu tepenin arkası. Oradan getiriyorlar. Bu tesislerin içinde değirmenler var. Bakın kaç tane kademe yapmışlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 tane kademe yapmışlar. Ve devam ediyor. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. İşte her kademede yıkama yapılıyor. Ve onların altında da işte söylemiş olduğum bu toplaçlar var. Ve borular. O borularla aşağı geliyor. Aşağıda işte ayırma tesisleri, şurada sülfürik asit tesisleri. Çünkü bu madenin bir kısmı sülfürlü olduğu için sanıyorum orada aynı zamanda sülfürik asit. Buradan işte her şey çok açık gözüküyor. Ana yapımda ne bileyim yer altı sularını beslesin. Şu anda İliç'teyiz. Çöpler, altın madeninin bulunduğu yerde. Tabii biz Boğaziçi Gezginler Topluluğu olarak bu bölgeye gelmemizin iki tane amaçlarından bir tanesi buydu. Bir tanesi Erzincan'daki dağa yapılan Atatürk yüzü. Diğer taraftan da İliç'teki çöpler, altın maden işletmesi. İliç buradan çok uzakta değil. Aşağı yukarı 1-1,5 kilometre kadar uzakta. Yani maden yatağıyla İliç iç içe denilebilir. Tabii Erzincan'dan buraya kadar gelinceye kadar yani ülkemizin çok zengin bir yeri, hatta bazı yerler vardı ki petrol yatağı bile olabilirdi. Şu dağlarda gördüğünüz gibi taşların paslandığını görüyorsunuz. Bu paslanmaları biz genellikle madenin bir işareti olarak görürüz. Kaldı ki bu dağların tamamı altın madeni. Dolayısıyla şu anda işletilen bölüm bunun çok küçük bir bölümü. Tabii İliç altın madeni Uşak Kışla Dağı'dan sonra Türkiye'nin en büyük altın madeni bulunduğu yerlerden bir tanesi. Bizim Kışla Dağı'da yaklaşık 260 ton altın madeni var. Buradaki keşfedilen miktarın ne olduğunu bilmiyorum. Tabii Türkiye'de bunlar genellikle dissemine denilen taşların içine saçılmış bir şekilde gözle görülmeyen tanecikler biçimindedir. Dolayısıyla bunun için yapılan işlem bir oytarma işlemi yapılır. Oytarmada daha olduğu gibi oytarılır, patlıcan oytarılır gibi oytarılır. Daha sonra parçalar koparılır dinamitlerle. Daha sonra kırılır ve toz haline geldikten sonra tam parçalar olduğu şekilde yığınlar olur.